Merhaba efendim. Şu an Cebeci tarafına geldim. Ve Sevilay'ı başka birileriyle aldatıyorum şu an. Sevilay gelemedi. Misafiri vardı. Sabahlık meydanına geldi ama tabii kendi işleri de olduğu için her zaman benim yanıma gelemiyor. Artık kendisi de bir meslek sahibi. YouTube falan yapıyor. YouTube'cu. Ben de öyle işte. Dedim böyle bir açayım. Bir tane de arkada vardı. Televizyonun aşağılarda bir yerde. Tabii tek başına canın sıkılıyor. Alıştığın zaman Sevilla'ya. Ama bu sefer de böyle videoyla eve gezeyim dedim. Gerçi çok fazla şey yapmayacağım. Sadece bu nikah videolarında, nikah sürecinde, nikah sonrasında bizi tebrik eden herkese çok teşekkür ederim. Yani vaktimin kısıtlılığı nedeniyle bir de zaten hani Sevilay bile zor yorumlara yetişirken. Hani inan öyle ara sıra yorum yazmaya çalışıyorum gördükçe ama hepinizi okuyorum, hepinizi görüyorum. Attığınız mesajlar hep bana da, benim ekranıma da geliyor ama tabii Sevilay cevapladığı için, o işlerle uğraştığı için şey yapmıyorum. Yani yorum atıyorsunuz, yorumlar benim ekrana da geliyor telefona. Müsait oldukça denk geliyorum, görüyorum güzel yorumlarınızı. Çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun, güzel dualarınız sayesinde buralara geldik, sorunsuz devam ediyoruz. Ben buna çok inanıyorum. Ablalarımın güzel yorumlarıyla ilgili dualarıyla bugünlere geldiğimizi, yani kötülüklerden korunduğumuzun düşüncesindeyim. Yani herkesin gelme ihtimali yok, hele özellikle izleyicilerimizden, YouTube'dan. Zaten gelme ihtimali olanlar da gelmiyor. Yani benim akrabalarım gelmiyor ki yani şeydeki YouTube'da. Ama YouTube'dan çıkıp gelmişler. Yani ben nikah salonuna girdiğim zaman en büyük, yani bu nikahtan daha çok sevindiğim bir şey Arzu ablanın Almanya'dan çıkıp gelmesi, Yıldız ablanın Tuzla'dan çıkıp gelmesi. Daha ismini Yasemin abla, Filiz abla, Filiz ablamın hele bizi, ya çok matrak bir kadın, çok seviyorum onu da. Yani böyle daha böyle bir sürü daha ismini, hani ben diyor ki yorum yapmıyorum diyor, sizi izliyorum yorum yapmıyorum ama diyor, daha ismini Yasemin abla, Filiz abla, Filiz ablamın hele bizi, ya çok matrak bir kadın, çok seviyorum onu da. Yani böyle daha böyle bir sürü daha ismini, hani ben diyor ki yorum yapmıyorum diyor, sizi izliyorum yorum yapmıyorum ama diyor, sizin için geldim diyenler oldu. Yani çok teşekkür ediyorum herkese. Ben bunun için özellikle demek istedim. Herkesten Allah razı olsun. Vallahi yani hiç eksikliğini aratmıyorsunuz akrabalarımızın. Yani onların hiç kimse olmaması da onların eksikliğini arattırmıyor. Yani inanın. Yani şu an boş ya burası. Böyle boş boş gidiyorum ya. İnan akrabanın olmasından çok daha iyi gidiyorum. Yani bu kadar boşlar, gereksizler yani. O yüzden yine güzel bir aile kurduk. Güzel bir ailem oldu. Çocuklar, Sevilay, ben ve de yanımda sevdiklerim. Hep zamanla bir seneden beri bir yaşıyoruz. Bir seneden beri elenenler elendi hayatımızda. Çünkü çıkarları kesildi. Çıkarları yok. Kimse çıkarlarını... Yani şunu sadece, yani ablalarım benden daha iyi bilir ama hayatta kimsenin çıkarı yoksa seninle bir işi yok, yani onu bilin. Yani bu böyledir, yani çok nadir, yani %99, yani %1 ihtimalle. Yani ben geçenki videolarda da hep dedim de, hani insan karısı bile çıkar içinde, yani birbirinden çıkar olduğu için bir hayat kuruyor ediyor. Ama bunun ne kadar böyle samimi, ne kadar böyle sevgiyle, saygıyla olanını, yani herkes herkesle anlaşabilecek diye bir şey yok. Yani kinen kimse kimseyle anlaşamıyor. Anlaşılmıyorsa da olmayabiliyor yani. Ama şu an güzel bir aile kurduk. Allah'ın izniyle. Yani şu an benim tek
akrabam, her şeyim onlar. Yani bütün her şeyim yani hayatta. Öyle işte, iyiyiz ya. Çok teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere. Mutfaktayım. Öyle köfte hazırladım. Köfte yapacağım. Bilmiyorum bu akşamdan yemeğim var ama Ümit'e birkaç tane kızartır mıyım bilemiyorum. Şimdi televizyonun karşısına geçeceğim. Hem televizyon izleyeceğim hem köftemi yapacağım. Biraz başım ağrıyordu. Geçti. Bayağı geçti çok şükür. Tuzlu ayran içtim. Acaba tansiyonum mu düştü dedim. Tuzlu ayran içince iyi geldi. Göktuğ arkadaşı gelmişti, Ahmet. Onunla sitelere gitti. Kızlar burada. Kızlar televizyon açsanıza. Televizyon açacağım. Şurada köftemi yapacağım. Emi istersen bize yardım edebiliriz. Yok, ben köftemi kendim yaparım kızlar. Şu anda başka yapılacak bir şey yok. Şöyle dinlenelim. Çamaşırlar kurumuştur. Sabah astım o. Çoktan kurumuş. Ümit'in masasını satılığa çıkarmışlar. 250 lira diyor. Vermiş, satsınlar ya. Biz bir ihtiyacı olana verin diye verdik. Satıyorlar. Bak insanlar ne kadar akıllı. Köftelerimi yaptım. Bayağı çıktı. Belki Ümit'e ekmek arası yaparım. Onun için buzluğa koymayacağım şimdi. Dolaba koyacağım. Hem de dinlensinler. Günaydınlar. Kahvaltılarını yaptılar. Ellerinde kalanlar kaldı. Ben topladım buraları. Yavaş yiyorlar. Kursa gidecekler. Ben de kalktım. Onlara kahvaltı hazırladım. Ben 9'da falan kalktım ama bu saat oldu işte. Şu anda saat kaç? Günaydın. 11 falan şu anda saat. Öyle biraz zaman geçirdik. Ümit'e de daha yeni gönderdim kahvaltı bu saatte. O da yeni yiyor şu anda. Öyle kapalı bir gün. Doğal gazımız full yanıyor. Şimdi yıkadım, o çamaşırları falan toplarım. Öyle çocuk kızlar gidecek bugün diğer tarafa. Öyle işte. Ümit Bey. Kendimi iyi hissettim, açtım kamerayı. Sen nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Ok Meydanı'na. Ok Meydanı'na gidiyoruz. Bir tane. Neydi, ben unuttum ya. Panelciye. Miydi? Ha, doğru. Geçen sene bir televizyon vermiştik. Geçen sene bir televizyon vermiştik. Onu yapılmadı ama o olmuyor. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Yine tekrar geçen cebeciye gideceğiz. Kaç kere söyledim alalım alalım diye. Şey alayım diye, adam dedi ki ya. Belki olur, abi, belki can olur. Yaparız belki, bilmem ne dedi. Artık daha gidiyorum, alacağım ya. Olmamışı ne yapacaksın? Parçalayacaksın. Yo, bir de Rufi bakar. Hmm. Onun panelcisi var. O baktı. Öyleymiş. Biz böyle yola çıktık. Gidiyoruz Ömürciğimle. İyiyiz. Her şey yolunda. Ama birçoğu yazmış ki yorumlarda, o nikah İstanbul'da olanlar, bu tarafta olanlar, o benim de nikah memurumdu. Eski o yaşlı nikah memurundan bahsetmişler. Hmm. Şaşırdığım konu şuydu ki, ciddi anlamda ben bayan nikah memuru hiç görmemiştim. Hani televizyonlarda falan gördüm, hatırlamıyorum ama böyle canlı canlı görünce de bir garip oldu Ümit'ciğim. He. He. Niye, ne görüyordunuz siz? Erkek nikah memuru, bilmem. He. Hı. Bizim orası bir de küçük olduğu için çoğu mesela belediye başkanının kendisi de kıyabiliyordu ama. Tabii canım, bizim orada belki günde bir tane, belki şey hani, o da özel tanınmış biri ise belediye başkanı falan oluyordu. Burada bakıyorum ki böyle ekmek alır gibi nikah kıyıyorlar, o kadar çok. Hatırlıyor musun, biz nikah günü alırken o güne hiç nikah yoktu. Tabii ya,
Hatta gittik geldik hemen dolmaya başlamış. Evet, kadın zaten şey yapmıştı ya, hani dedik saat 3 çünkü dedim hani daha erken bir saat olsun falan. Ben dedim ki ben 3 çocukla dedim anca saat 3'e hazırlanırım. Evet, sabah sabah da değil tam saat, çünkü çok güzel bir saatti değil mi? Gittik, nikahımız olduk, eve geldik zaten her anı biliyorsunuz artık. Daha es geçtiğim bir şey var mı bilmiyorum bu konuyla ilgili. Ne var? Ya kamerayı açmadan önce birçok bir şey aklıma geliyor da böyle şey yaparken hiç gelmiyor. Yoksa yani... Fotoğraflar çok beğenilmiş. Sağ olsun. Sevenlerimiz gelmiş. Kimin sevip kimin sevmediğini de görmüş olduk. Tabii yani şimdi gelemeyip de gönül bağından yazanları da hissediyorum. Yok canım, izleyici olarak demiyorum. Yani çevremizi mi? Olarak, ya bırak onları ya. Hiç bence kayda değer bile değil benim için. Ya sen geldin mi nikah? Benim için önemli olan buydu. Sen geldin mi? Sen var mısın? Yok, sağ olsunlar. Teşekkür ederiz yani. En azından kafamızda insan ayıklamakla uğraşmıyoruz. Yani. Özlem ablayı soran oldu. Özlem ablanın kocasının bacağını kırdığını söylemiştim zaten. Özellikle hani Özlem ablayı tanıyorlar ya, onun sonra o kocası çok kötü bir kaza geçirdi. Yağmurlu bir günde kayıyor fayanstan. Gerçekten ciddi diz kapağında kırık var. Biz geçmiş olsuna gidecektik. Gidemedik ama gideceğiz değil mi? Evet. Ve ona gideceğiz. Öyle. Öyle o gelmiş bu gelmemiş, kim gelmiş kim gelmemiş hesabını yapmıyoruz. Ümit geldi mi, nikah kıydım bana yeter. Benim için de sen değil mi? Senin için de ben değil mi? Az önceki görüntüyü çekemedim ama ona benzer. Göstereceğim size. Şu çiçeğin adını bilmiyorum ama o kadar güzel kokuyor ki. Şunlar. Ay buraya da ne güzel. Boydan boya ya. Harika. Aman ben burada ne buldum. Burada ne var? Ev yapmışlar ama. Ay sen yaptın sen kocaman kız. Tatlılar ya. Bizim ne mamasıymış. Açayım mı size? Ama var mı mamasıymış? Altı eğitim verdiği yer. Bebekleri mi var acaba altında? Hiç kalkmıyorlar. Hiç bilemiyorum. Gel. Belki beğenirsin bunu. Yemedim. Niye yemedim? Bunlar iki kardeş. Acaba anne baba var mı? Ben hiç bilmiyorum ki. Yatın yatın. Uyuyun. Güzelce uyuyun. Böylelik buraları kedi yuvaları yapmışlar. Çok güzel. Böyle korumuşlar kedileri. Ama kalkmalar herhalde. O bir tanesinin de o diğerinin altına yavrular var sanırım. Kalkmıyorlar. Hep kediler dolu. Kağıthane Belediyesi diyor. O evlerin içinde. Dışında öyle yazıyor. Ümit de burada. Bura böyle. Hep kocaman hep televizyon. Panelci. Öyle. Hepsi bak ne güzel. Yer bulup giriyorlar. Keşke hepsi sokaktakiler bunlar kadar şanslı olsalar.
Ben de karşı komşumuzdan bir kahve içeceğiz. Bebiş bu. Baturalp. Ay yapma. Böyle oturuyoruz. Biz parti yapıyoruz. Tarçın ister misin üstüne? Aşkım. Ben bu arada kaç günden beri çekeceğim. Çekemiyorum, unutuyorum. Almanya'dan Arzu abla biliyorsunuz Mikael şahidimizdi. O bize gelirken ufak bir hediye getirmişti. Benim için çok değerli bir hediye. Böyle Almanya'dan çikolatalar getirmiş. Daha fazlaydı bu. Ama kaç günden beri tabii ki çocuklar. Bundan birkaç paket daha vardı. Aynı şekilde bu Kinder'den de öyle. Böyle bana bir tane parfüm ama kokusu çok güzel. Avon'un bir tane pembe parfümü vardı bu. Hep olan var ya, yuvarlak böyle. O kokuya çok benziyor. Güzel bir koku. Ayrıyeten de böyle bunun paketi de çok tatlıydı. Tabii bizim çocuklar bunun paketini ne yapmışlar bilmiyorum. Yok etmişler. Sağ olsun Arzu ablacığım. Eli boş gelmemiş. Bizi düşünmüş. Harikaydı yani. Her şey için ona buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle. Bir de bana çiçek yaptırmıştı biliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Ben o çiçeği ne yaptım? Burada kendi el çiçeğim vardı. Benim kendi el çiçeğim. Bu da Arzu ablamın yaptırdığı çiçeğim. Böyle vazoya koydum. Burada böyle güzelce kurutuyorum onları saklamak için. Yani sizlere de tekrar bunu göstermek istedim. Arzu ablacığım çok 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 teşekkür ederim. Ayrıca unutmadan kırtasiyeci ablam vardı. O da böyle bir zarf getirmiş Ümit'e. Bırakmış. Ona ben maglet falan vermiştim. O çalıştığı için gelemedi. Nikahı bunlardan götürmüştüm. O da böyle bir zarf göndermiş. Bunu da buradan söylemiş olayım. Ayrıca Aynur ablacığım Almanya'dan, o da bana Ümit'in üzerinden gönderdi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten. Düşünülmek çok önemli bir şey. Hani miktar, boyut bir şey değil de düşünülmek, değer görmek çok güzel bir şey.